Arkadaşlar merhabalar bu videomda 11. sınıf akademi serisinde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yani çember ve dairenin 5. videosundayız. Çemberde açının da 3. videosundayız. Nerede kaldık? Kirişler dörtgeninde kaldık. Evet bu dersimize kirişler dörtgeni işleyeceğiz. Bir de bazı üçgen soruları var. Sadece çemberle çözülüyor. İşte onu göreceğiz. E, o zaman kitapta sayfa numarasını da söyleyelim. Kitapta sayfa numarası 168'in sağ tarafında. Sonra 169'da ve sonra 170'in sol tarafında bu dersi kitaptan istiyorsan sıkıntı yok. Ama pdf'ten çözmek istiyorum hocam diyenlere de videonun açıklama kısmında pdf mevcut. Link'e tıkla pdf'e ulaş. E, çemberde açı pdf'inde mevcut. O zaman hadi bakalım dersimize başlayalım. Kirişler dörtgeni adı üstünde. Kirişlerden oluşan dörtgene biz kirişler dörtgen adını veriyoruz. Kirişler dörtgeninde bir özelliği karşılıklı açılar toplamları 180. Bak bir dörtgen kirişlerden oluşan dörtgen bu. Karşılıklı açılar toplamı da 180 diyor. Niye? Sebep. Alfa ise gördüğü yay 2 alfa. Hocam buraya ne kaldı? 360 eksi 2 alfa kaldı. E burası bu yayı görüyor bu çevre açı. 360 eksi 2 alfayı bak burası da 180 eksi alfa yaptı mı yaptı. Aa gerçekten. Karşılıklı açılar toplamı 180 derece oldu. Ya da burası beta ise direkt karşısına 180 eksi beta diyebiliriz. Ne zaman? Kirişler dörtgeninde. Yalnız bak cümleye dikkat et. Kirişler dörtgeninde Karşılıklı açılar toplamı 180 derecedir. Aklımızda eyvallah. Ya da ispat tekniğiyle de yapabilirsiniz ama bu gerçekten önemli bunu bilin. Ya da bunun tersi de doğrudur. Ben ters dediğimiz şey karşılıklı açılar toplamı 180 derece olan bir dörtgen. Kirişler dörtgendir de diyebiliriz. Etrafına bir çember çizilebilir. Tamam öyle bir dörtgen görürsen karşılıklı açılar toplamı 180 derece olan bir dörtgen görürsen bu bir kirişler dörtgendir hemen etrafına tüm köşelerinden geçen bir çember çizebilirsin. Evet a ile c'nin toplamı 180 ya da b ile d'nin toplamı 180 kirişler dörtgeninde. Hemen örnek 31 ile başlayalım. Diyor ki aşağıda verilen dörtgenlerden kaç tanesi kirişler dörtgendir? Kare demiş. Hemen kareye bakalım. Kareye baktığın zaman hocam burası 90, burası 90, burası 90, burası 90. Karşıt açılar toplamı 180 mi? Evet. Kare sağlıyor. Hop sağladı. Dikdörtgen demiş. Dikdörtgen. Hocam 90 derece, 90 derece, 90 derece, 90 derece. Karşılıklı açılar toplamı 180 mi? Aynen öyle. Paralel kenar demiş. Alfa ise 180 eksi alfa olduğunu biliyorum. E burası da alfa burası da 180 eksi alfa olduğunu biliyorum. karşıt açılar toplamı 180 mi? Değil. Her zaman değil. Paralel kenarın özel hali dikdörtgen ve karede oluyor. Ama burada oluyor mu? Olmuyor. Evet. Bunda olmadı. Eşkenar dörtgene gelelim. Hocam eşkenar dörtgende bütün kenarları birbirine eşit olan paralel kenardı. Açısına bakalım. Alfa 180 eksi alfa. Burası da alfa burası da 180 eksi alfa. Karşılıklı açılar toplamı 180 mi? Değil. O zaman bu da olmaz. İkiz kenar yamuk. Hocam ikiz kenar yamuğa bakıyorum şöyle. İkiz kenar yamukta açıya bakalım. Alfa ise buranın 180 eksi alfa olduğunu biliyorum. İkiz kenar yamukta taban açıları birbirine eşit. E o zaman burası da alfa. Burası da 180 eksi alfa oldu. Karşılıklı açılar toplamı 180 mi? 180. O zaman bu da bir kirişler dörtgendir. Hatta şu köşelerden bir çember geçebilir deyip etrafına da şöyle çemberi oturtturabilirsiniz. Tamam. Bak her yamuk bir kirişler dörtgeni değildir. İki skenar yamuk bir kirişler dörtgen oluyor. Herhangi bir yamukta alfa burası beta olur. Burası 180 eksi beta olur. Karşılıklı açılar toplamı 180 olmuyor mesela. İki skenar yamukta oluyor. Yani kaç tanesinde oldu? 3 tanesi bir kirişler dörtgeni oldu. Yani biz karenin dikdörtgenin ve ikizkenar kenar yamuğun etrafına bir çember çizebiliyormuşuz. Dikkat. 32'ye geldik. Aa hocam dörtgen. 100 ise direkt buraya 80 diyelim. Hayır. Kirişler dörtgeni neydi? Kirişlerden oluşan bir dörtgendi. Bir çemberdi. İki çember var burada. Ya belki de 80 derece çıkacak bilemiyoruz ama dur bakalım. Şimdi buraya bakacağız. Kirişlerden oluşan bir dörtgen yok. Hocam iki çember kesmiş. Kesim noktaların neresi burası? İki çember kestiği zaman biz bunu iki çemberin kesim noktasını nasıl kullanırız? Merkez olsaydı evet yarıçap çizebilirdik. Ki yapmıştık böyle bir soruda. Ama merkezler falan da verilmemiş ki özellikle bir çemberin merkezi bir çemberin yayı üzerindeyse yapıyorduk onu. E, çemberler kestiği zaman ne yapılır? Hop. Şu ortak kirişi çizilir. Yani ortak bir şey bulmaya çalışacağız. Ortak kirişi çizdik. Ortak kirişi çizince hocam burada bir kirişler dörtgeni çıktı. Vay. Açı 80 derece olacak. Karşılıklı açılar toplamı 180 olduğundan. E o zaman buraya ne kaldı? 100 kaldı. E hocam burada da bir kirişler dörtgeni var. Kirişler dörtgeninden karşılıklı açılar toplamı 180 olduğundan direkt burası 80 derece oldu. Yani alfayı kaç bulduk? Böylelikle 80 derece bulduk. Örnek 32. 80. Geldik 33'e. Hmm. ABCD dörtgenin açıları verilmiş. Buna göre D açısı nedir diye soruluyor. Eyvah eyvah. Çekildeki verilen bir dörtgende. Hocam ne yapacağız burada diye düşünme. Bak bir dörtgen var. Hem de kirişlerden oluşan bir dörtgen var. E karşılıklı açılar toplamları 180 bitti. Şu açıyla şu açıyı topla bakayım. Yani sen topladığın zaman 3 alfa eksi 40 ile alfa artı 20'yi toplarsan 180'e eşitleyebilirsin. Kirişler dörtgenin özelliği bu. Buradan 4 alfa eksi 20 eksi 20 bir tarafa artı 20 diye geçti. O zaman alfayı da böylelikle 50 mi bulduk? 50 bulduk. Alfa 50 ise burada kaç? 60 yapar. Kirşler kirişler dörtgeni ya. Karşıtlı açılar toplamları 180 olacak. X artı 60 eşittir 180 olduğundan x de böylelikle 120 derece buluruz. Bizden zaten diye açısı isteniyor yani cevap 120 yaptı 33. soruda. Geldik 34'e. Oo hocam burada ne yapacağız? İki çember kesişmiş kestiği zaman ortak bir şeyini arıyoruz. Ortak bir şey de işte hocam budur. Değil mi? Bu. E tamam. E bunu çizince şurada bir kirişlerden oluşan bir dörtgen oluştu mu arkadaşım? Oluştu. Hemen kirişlerden oluşan dörtgenden dolayı karşılıklı açılar toplamı 180. Yani burası 100 yapar. O zaman burası kaç yaptı? 80. Bak şu çemberdeki açıyı buraya taşıdım. Bak bu çemberin de çevre açısı oldu burası. E hocam burası 80 ise gördüğü yay direkt ne diyebiliriz? 160 diyebiliriz. Bu açı ve yay ilişkisinden dolayı bak burada kaç da bulabilirim ben 80. A 80 nerede? Şu üçgenin elemanı diyebilirsin. Ya da nerenin elemanı aynı zamanda? Hocam şu üçgenin de elemanı değil mi? Evet zaten bu üçgene dikkat etmemiz lazım. Çünkü bizden alfa isteniyor. A bu üçgende de bak şurası çap olarak verilmiş. Çapı gören çevre açı 90 derece. E o zaman bu bir dik üçgen. Dik üçgende nedir? Alfa ile 80'in toplamı nedir? 90 derecedir ve alfayı da böylelikle 10 derece olarak bulursun. Örnek 34. 10 çıktı. Ve geldik şuraya. Ya şuraya gelmeden önce sana şöyle bir soruyu da paylaşmak isterim. Şuraya ekstradan bir soru yazmak istiyorum arkadaşım. Ay hapşıracağım. Geldi ama dur bakayım. Şuraya ekstradan bir soru yazmak istiyorum dostlar. Şöyle. Tamam. Yazayım. Hatta şöyle bir çizeyim şekli ilk önce. Bu sorunun çizimi biraz zor oluyor çünkü. Evet şöyle arkadaşım. Şöyle bir çember sorusu. Tamam mı? Ee, burası alfa, burası da alfa, burası 2 alfa. Bu alfa nedir diye sorusun. Ne yapacağız hocam? Bak çember tam şuradaki köşelerden geçiyor. E arkadaş bir kere burada ne var? Kirişlerden oluşan bir dörtgen var. Kirişlerden oluşan bir dörtgen olduğu için burada hemen ne diyebiliriz buraya? Hocam karşılıklı açılar toplamı 180. Burası 180 2 alfa olur. Ee, ters açıdan dolayı burası da 180 2 alfa oldu. Şu alfaları kullanmam lazım benim. Bak dikkat et ne var burada. Boynuz ya da bumarak şu üçünün toplamı buraya eşit değil mi? Evet. 2 alfa alfa ve alfanın toplamı burası olacak. Yani 2 3 4 alfa neye eşit? 180 eksi 2 alfaya eşit. 6 alfa eşittir 180 olur ve alfayı da böylelikle kaç buluruz? 30 derece olarak buluruz. Ee, bu soru da şu an geldi. Bu da olmazsa olmazlarımız arasında. Yani biz açıyla ilgili bir soru soracak olsak sınavda böyle bir soru sorarız genelde. O yüzden buna da dikkat et. Bizden de alfa isteniyor. Cevap 30. Evet, şimdi geldik şuraya. Bazı üçgen soruları çember çizilerek çözülebilir. Ya öyle bir sorular geliyor ki karşımıza. Çem ya normal üçgende açı muhabbetiyle soruları çözemediğimiz zamanlarla karşılaşabiliyoruz. İşte o zaman biz ne yapacağız? O zaman hamlemiz belli. Çember çizilebiliyor mu diye bakacağız. Ya da bazı sorular vardır. Üçgenden de çözülebilir. Ama işte üçgenlerde çözülürken çözümü zor olabilir. Çözümü zor olan soruların, üçgende açı sorularının bazıları çember çizerek çok rahat bir şekilde çıkıyor. Ama her gördüğümüz şeklin etrafına da çemberde çizmeyeceğiz. Bu da ayrı bir şey. Bu dediğimde iman etmez. Yani e, çember çizme soruları vardır. Yani çember çizilebilecek durumlar vardır. Bu çember çizilebilecek durumlardan bir tanesi de nedir? Kirişler dörtgenidir. Kirişler dörtgenin etrafına... Biz ne yapabiliriz girişler dörtgeni varsa etrafına bir çember çizebiliriz. Mesela burada 35 sorudayız şekilde verilen ABCD dörtgeninde işte dikler verilmiş E hocam Alfa beta Alfa artı beta verilmiş BD uzunluğu AC uzunluğu da verilmiş bize AC uzunluğu nerede şurası E bizden ne isteniyor? Bizden istenilen BD uzunluğu Şuradaki uzunluğu e Ne yapacağız Alfa ile beta toplamı 60 verilmiş hocam 60 olmasa buranın 120 olması anlamına geliyor bir işimize yarıyor mu? Yaramıyor. E ne yapacağız hocam? Şuraya bakalım. Burası da 90 burası da 90. Aa karşılıklı açılar toplamı 180. Bu bir kirişler dörtgeni. O zaman etrafına bir çember çizebilir miyiz? Çizebiliriz. Değil mi? Evet biraz rahatsızım da kusura bakmayın. Evet çizebiliriz. Hemen etrafına bir çember çizelim bakalım. Hop şöyle çizdik. E bunu çizdikten sonra ne işimize yarayacak? Hocam alfa verilmiş bana. Alfa ise gördüğü yer 2 alfa. 2 alfa ise burası da alfa diyebilir miyiz? Evet. Betayı da kullanalım. Beta ise hocam gördüğü yay 2 beta. E o zaman burası 2 betaysa. burası da beta mı oldu? Evet. E alfa artı beta 60 derece verilmiş. Bak burada kaçı? 60 derece oldu. E başka bir şey verilmiş miydi? BD uzunluğu isteniyor bizden. Hadi bakalım. BD'yi bulmaya yönelik bir şey yapacağız. Şuradaki 8'in mantığını kullandık mı? Hocam 8'in mantığını şöyle kullanabilirim ben. 8 dediğimiz çap. Yani çemberin yarı çapı kaç oldu? 4 oldu. Bak soruda takıldım. Bir şey yapamadım. Aklıma ne geldi? ya yarı çap var mı acaba? Hemen çapı düşündüm. Çap bu. Yarı çapın ne olduğunu buldum. 4 olduğunu buldum. E o zaman yarı çapı düşünerek hamle yapacağım. En etkili silahım yarı çap çizmekti. E bu yarı çap 4 birim değil mi? Evet. Şimdi yarı çap uzunluğu 4 birim. Burası da 4 birim. En etkili silahımız yarı çap. Al sana yarı çap. Al sana yarı çap. E yarı çapı çizdikten sonra bir şey geldi mi? Hocam burası da 4. Burası da 4. Zaten benden şuradaki x uzunluğu istemiyor. E 60'ı kullanalım. 60 ise gördüğü yay 120. A burada da bir merkez açı çıktı. Merkez açıdan dolayı şu açı kaç derece? 120 derece çıktı. A 120 ve x kenar. 30 30 120 üçgeni çıktı burada. 4 4 ise burası da 4 kök mü olacak? Evet cevap 4 kökü çıkar. Güzel bir soru. Zor bir soru mu? Evet bir tık zor bir soru ama üçgenle çıkmıyor. Ne yapacaksın? Çemberi düşüneceksin. Hemen çemberi çizeceksin. Bunu da sakın ama sakın unutma. Ama çok hoş bir soru ya gerçekten. 31. soru 4 kökü çıktı geldik. 36. soruya Şimdi burada ne demiş? Oranlama verilmiş. Bir kere K 2K. Ben ne dedim biraz önce? Arkadaşım dedim mi? Kirişler dörtgenin etrafına bir çember çizebiliriz. Çok güzel. Kirişler dörtgenin etrafına bir çember çizilebilir. Soru da üçgenden çıkmıyorsa çember çizilebiliyor mu çizilemiyor mu diye bak. Öncelikli olarak DC'yi K vermiş bana. AD'yi de ne vermiş? 2K vermiş. Ve bu bir özel üçgen. Dikkat et. Bu özel üçgen olduğundan dolayı bir özel açısı var mı burada? Var. Özel açısı nedir bunun? Hocam 90'ın karşısı 2K 30'un karşısı K'dır. Yani burası 30 derece burası da 60 derece çıktı mı çıktı. Sonrasında bir şey yapabiliyor muyuz? Yapamıyoruz. Açıları yazamıyorum. Başka hiçbir şey yapamıyorum. O yüzden çember çizerek çıkıyor mu çıkmıyor mu diye bakacağım. Yalnız her gördüğünüz şeklin etrafına çember çizmeyeceksin. Mesela geldim bunun etrafına çember çizdin. Evet herhangi bir üçgenin etrafına çember çizilebilir. Ama senin çözümü çözüme ulaştırmaz. E ne yapacağız hocam? İşte çember çizme tekniklerini düşüneceksin. Bir. Kirişler dörtgenin etrafına çember çizilebiliyor kardeşim. Çiziliyor ya. E hocam burası da 90 derece. Bak bu da 90 bu da 90. Bu bir kirişler dörtgeni değil mi? Evet hocam. E o zaman ben bunun etrafına çünkü karşıt açılar toplamları 180 derece oldu. Bunun etrafına çember çizebilirim. Hemen şu etrafına yani şu noktalardan geçecek. Hop şöyle bir çemberi çizdim. E çemberi çizince ne oldu? Alfa isteniyor benden. Alfayı bulmam için bu yayı bulmam lazım. E bu yayın derecesi de bak burada da bir çevre açı var. 60 ise bu yay aslında 120 derece değil mi? Evet. 60 ise 120, 120 ise burası da 60 mı çıkar? Aynen öyle cevabı 60 derece olarak buluruz. Örnek 36'da. Geldik 37. soruya. Şimdi arkadaş. Ne verilmiş? 25 derece verilmiş. 25 derece verilmiş. Başka bir yerde bir açı falan yazabiliyor muyuz? Hocam buranın sadece 65 derece olduğunu söyleyebiliriz. Ve başka bir şey yapabiliyor muyuz? Maalesef yapamıyoruz. E ne yapacağız hocam burada? hiçbir şekilde açı değeri başka türlü yazamıyorum. Öyle takıldım kaldım. E o zaman ne yapacağız? Aa hocam burası 90 derece deyip de şunu yapabilirsin. Hocam şurada bak yani şu şeklin etrafında bir çember çizeyim de çıkar mı? Çıkmaz. Hadi çizdin çıktı. Bir içine yaradı mı? Yaramadı. Yani belli başlı kurallar etrafında çizmen lazım. Bunlardan birisi kirişler dörtgeni. Hocam şuraya baktık kirişler dörtgeni var burada. Çünkü karşılıklı açılar toplamı 180 derece yapıyor. Karşılıklı açılar toplamı 180 olduğunda etrafında çember çizebilirim. Etrafına çember çizmemiz e, soruyu çözdürüyor mu bana diye bir bakayım. Hocam 25 ise gördüğü yay 50 deriz. Başka da bir iş bize yarıyor mu burada? Yaramıyor. 50'yi başka bir yay görmüyor. Hatta şöyle yapsak belki 50 ise burası 25 diyebiliriz. Sonrasında ne yapacağız hocam? Sonrasında buradan da çözüm çıkar da biraz zor çıkar. E, çünkü şöyle bir şey dikkat et. Burası yükseklik, burası yükseklik, dik merkez oldu. Devamı da dik olur dersin. E 90-25 ise buraya 65 kaldı dersin. 65-90 ise de buraya da 25 derece kaldı dersin. Çözüme de öyle gidersin. Bir çözüm bu olsun. Tamam mı? Ama bu bir, biraz zor bir çözüm oldu. İkinci bir çözüm. Ben sana şunu öğreteyim. Ben sana şunu öğreteyim. Biz ne dedik? Şöyle bir şey yaparken iki tane dik üçgenin etrafına Bak iki tane dik üçgenin etrafına bir Aslında biraz önce de yaptık. Şimdi de yap, yaptık aslında. Bu karşılıklı açılar toplamları 180 derece olduğundan dolayı Kirişler dörtgeni sağlanıyor. Bu ikisinin etrafına bir çember çizilebiliyor mu? Çizilebiliyor. Yani bu ben kirişler dörtgeni oluştuğu için dedim ya da şu cümleyi de söyleyebiliriz. Hipotenüsleri aynı. Yani hipoları aynı iki dik üçgenin etrafına da bir çember çizilebilir mantığında kullanabilirsin. Yaz buraya. Hipoları aynı iki dik üçgenin etrafına da çember çizilebilir. Bu nereden geliyor? Çapı gören çevre açı 90 derece. Bak şimdi bir çember var elimde. Şöyle bir çember var. Evet şimdi burada şöyle bir çapsa burası Çapı gören çevre açısı şöyle 90 derece. Hocam böyle de bir 90 derece. Bak gördün mü? Bunun iki dik üçgenin etrafında çember çizilebildi. Ya peki bizim dik üçgenimiz böyle de olursa yine bunun da etrafında çizilebilir mi? Bak dikkat et. Hipotarlara aynı olan iki dik üçgen. Bak iki dik üçgenin etrafından yani şu 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 nokta ve şu şu noktadan bir çember geçiyor hatta hipoteniste ne oluyor? Çap oluyor. Bak yeni bir şey daha öğrenmiş olduk. Hipolara aynı olan iki dik üçgenin etrafına da çember çizebiliriz. Buradan biraz karışık oldu sorun çözümü. E ben buradan bir de şuna bakabilirim. Hocam burada bir dik üçgen var karşımda. Bak dik üçgeni şöyle göstereyim. Burada bir dik üçgen var elimde. Bir de başka nerede dik üçgen var? Hocam hipolara aynı olan dik üçgen arıyorum. Bir de burada bir dik üçgen var gördün mü? Burada da hipotenüsleri aynı mı? Aynı. Nerede? Bak şuradaki kenar. O zaman bu iki dik üçgenin etrafına da ben bir çember çizebilirim. Neredeki dik üçgenin köşelerinden geçecek? O zaman şöyle bir çember olacak arkadaşım. İşte şöyle bir çember çizebilirim. Hatta bu ne olacak? Çap olacak diyebiliriz. E ee, burada 25. Bak 25 ise 25'i kullanacağım. Gördüğü ya 50. Hocam 50 ise bak burada da çevre açı var. Burası da 25 derece oldu mu oldu. İşte bu şekilde sonuca ulaşmış olduk. Anlaşıldı mı gençler? Evet biraz rahatsız rahatsız anlatıyorum ama umarım anlaşılıyordur. Burada ne yaptık? Şimdi bir sarı üçgende bir de mavi üçgende dipolar aynı diye bunların etrafını çizerek de bir çözüm yöntemi göstermiş oldum sana. Anlaşıldı. Geldik 38'e. Evet bu sefer de AB, BE ve BD eşit vermiş. Bak bak bak. AB sonra BE sonra bir de BD de eşit vermiş. E hocam burada ne yapacağız şimdi? Normalde sen bunu üçgende açı muhabbetinden çözebilirsin. Nasıl mı Hocam x kenarlıklar var. Ben buraya x açısı dersem x artı 20 ise burası da x artı 20 yapar. Şuradaki açı x ise burası da x yapar. Sonra şu üçgende 2 iç açı bir dış açı. x artı alfa burası. Sonra bu üçgende de 2 iç açı bir dış açı. x artı 20 ile 20'yi topla x artı 40 yapar. Hocam burası da aynı zamanda x artı 40 oldu. x artı 40 x artı alfa bak x'ler gitti. Alfayı da böylelikle 40 derece bulduk mu bulduk. Üçgen çözümünden bu şekilde yapabilirsin. Ya da nasıl çözebiliriz? Bir de şu şekilde çözebiliriz. Bir noktadan 3 tane eşitlik çıktığı zaman biz bunun da etrafına çember çizebiliriz değil. Burası merkez yani ne zaman o 3 tane eşitlik oluyor? Bir çemberde şu merkezden çıkan yarıçaplar olduğunda bir çember belirtiyor değil mi? Çünkü çemberin tanımı ne bu? Şey, sabit bir nokta eşit uzaktaki noktaların geometrik yeriydi. E o zaman hocam bu merkez olacak şekilde ve bu köşelerden geçecek şekilde bir çember çizebilirim ben. E o zaman çizeyim. İşte şöyle bir çember çizilebilir. E o zaman bu çevre aç oldu. Çevrede. 20 ise gördüğü yay 40. Bak burası merkez açı. 40 ise burası da 40 diyebilir miyiz? Evet alfayı da böylelikle 40 derece olarak buluruz. Anlaşıldı mı gençler? Olay bu. Yani biz burada ne yaptık şimdi? Kirişler dörtgenin etrafına çember çizilebilir dedik. Bir. Başka Hocam hipotenüsleri aynı olan iki dik üçgenin etrafına çember çizebiliriz dedik. 2. Bir noktadan böyle eşit uzunluklar çıktığı zaman merkez olacak şekilde bir çember çizilebilir dedik. 3. Bir de bununla ilgili soru yazmadık ama şöyle bir durumda da çember çizilebilir. Öncelikle o durumun tersini sana söyleyeyim. Şöyle aynı yayı gören çevre açılar birbirine eşit değil miydi gençler? Evet değil mi? Şurası alfayken gördüğü yay 2 alfa. Burası da alfa olmuyor mu? Oluyor. Ben burada şunu da söyleyebilirim. Bak şimdi. Şu kere çizecek olursam eğer. Bak. Aynı kenarı gören açılar da aynı olduğu zaman da bu şeklin etrafına çember çizilebilir. Ne demek istiyorsun hocam? Şöyle bir şey geldi mesela. Bak şöyle bir açı var burada. Aynı açı bir de şurada var böyle. Bu açılar birbirine eşitse ve bu açılara bir baktım ki aynı kenarı görüyorlar. Bunların da etrafına bir çember çizebiliriz. O yüzden şöyle hop çemberimiz şu şekilde olur diyebiliriz arkadaşım. Hatta buradan da ne çıkar? Bak buradan da şöyle bir şey de çıkmış oldu. Burası beta ise hocam burası da beta olur diyebiliriz. Ya da daha karışık şeylerle de karşılaşabiliriz gençler. Evet. Şimdi biz gayet güzel bir şey öğrendik. Kirişler dörtgenini öğrendik. Bir de neyi öğrendik? Çember çizilebilme durumlarını öğrendik mi? Öğrendik ya çember çizilebilme durumları ince bir detay. Belki hocanız anlatmayabilir ama ben size ekstradan anlatmış bulundum. Bu tür tekniği de bilmenizi de tavsiye ediyoruz sadece. Ve böylelikle bu kısmı da halletmiş bulunuyoruz. E sonrasında ne yapacağız? Üçgenin çevrel çemberinden bahsedeceğiz. Yani çevrel çember. Bir de neden bahsedeceğiz? Sanırım işte çember derken bir de sinüsten bahsedeceğiz galiba bir sonraki videoda. Değil mi? Şöyle bakalım. Bir de sinüs teoreminden bahsedeceğiz. Yani çemberde açı bitiyor mu? Bir videomuz daha kaldı. O zaman bitecek. O zaman bir sonraki videoda işte çevre çemberinden bir esin konusunda. Görüşmek dileğiyle. Kendine iyi bak. Hoşça kal.